Yusuf suresi ayet 76. Febede'e bi ev'iyetihim kable vi'a'i ahihi thumme istakhrajaha min vi'a'i ahih. Kezalike kidna li Yusuf ma kana li'khudha akhahu fi dinil maliki illa en yasha Allah nerfa'u derecatin men nasha ve fawqa kulli zi ilmin alim. Bunun üzerine Yusuf, kardeşi Bünyamin'in yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte kardeşinin yanında kalması için Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyması uygun olmazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kişilerin derecelerini yükseltiriz. Nitekim her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. O da Allah'tır. Muhterem Müslümanlar, görevliler durumu Yusuf Aleyhisselam'a iletiyorlar. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam kervanın yanına kadar geliyor ve devletin en üst yetkilisinin kontrolünde aramalar yapılmaya başlıyor. Yusuf Aleyhisselam durumun anlaşılmaması için aramaya ilk önce Bünyamin'den başlamak yerine diğer kardeşlerinden başladı. Yoksa elinizle koymuş gibi buldunuz denilebilirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'e şöyle bir nasihatte bulunuyor. Tedbir gibi akıllıca bir hareket yoktur. Günahlardan el çekmek gibi hassas Müslümanlık yoktur. Güzel ahlak gibi değerli bir şey yoktur. Yani Müslüman işlerinde tedbirli olmalıdır. Yusuf Aleyhisselam da ne yapıyor? Bir plan gereği bir şeyler yapıyor ama tedbirli bir şekilde önce Bünyamin'den değil de kardeşlerinden başlıyor. Yükler teker teker indirilip su tasını bulmak için araştırılırken kardeşleri belki de vücut diliyle gördüğünüz gibi biz hırsız değiliz anlamında bir duruş sergiliyordu. Böylece doğru söylediklerini bu tavırlarıyla ispatlamaya çalışıyorlardı. Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Nihayet su tası Bünyamin'in eşyalarının arasından çıktı. Bu olay karşısında Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri moral olarak çöktüler. Mahcubiyetleri yüzlerinden okunuyordu. Kayıp su tası kendi yüklerinin içinden çıkıyordu. Hem de hiç beklemedikleri Bünyamin'in eşyaları arasından inanılacak gibi değildi. Her şey ortadaydı. Biraz duraksadılar, ne diyeceklerini şaşırdılar. İddiaları çürütüldüğü için çaresizce boyunlarını büktüler. Muhterem Müslümanlar, burada dikkat çeken bir husus. Bu yaşanan olaylar karşısında Bünyamin'in tepki vermeyerek sessiz kalışıdır. Ayetlerden anlaşılacağı üzere sanki Bünyamin, Yusuf Aleyhisselam'ın kurduğu bu plandan önceden haberdar gibi görünmektedir. Bu yüzden hiç konuşmamış, hırsız olmadığına dair hiçbir açıklama yapmamış. Aksine derin bir sessizliğe bürünmüştür. Bu anlamlı sükutun arkasında şüphesiz kardeşi Yusuf Aleyhisselam'ın kendine haber vermesi bulunmaktadır. Yoksa bundan haber olmasaydı hırsızlık suçlaması karşısında biraz panikleyecek, böyle olmadığına dair itiraz edecekti. Oysa başından beri hırsızlık suçlamasını kabullenmeyen Bünyamin'in kardeşleri kendilerinden emin oldukları için iddialı konuşmuşlardı. Bazı sessizlikler olayı anlamamıza imkan veren ip uçları olabilmektedir. Kişinin olayı kabullendiğini ya da bundan haberdar olduğu sessiz konuşmasıyla anlaşılabilmektedir. Sükut ikrardandır derler muhterem Müslümanlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine göre bir kıza evlenirken rızasının olup olmadığı sorulur. Sessizliği onun bu evliliğe onay verdiği anlamına gelmektedir. Evet, Yusuf suresi ayeti devam ediyor. İşte kardeşinin yanında kalması için Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Rabbimiz olanları buraya kadar anlattıktan sonra kıssanın akışını keser. Bu planı Yusuf Aleyhisselam'a biz öğrettik diyerek sanki bir durum değerlendirmesi yapar. Her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu belirtir. Ayete dikkat edin. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyması uygun olmazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kişilerin derecelerini yükseltiriz. Nitekim her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. O da Allah'tır. Yoksa Mısır'ın mevcut yasalarına göre
Yusuf aleyhisselam Bünyamin'i yanında alıkoyamazdı. Çünkü bir peygamber İslam dışı yasalara göre hareket edemezdi. İslam'ın onaylamadığı sistemleri peygamber eliyle meşrulaştıramazdı. Allah'ın istediği bu değildi. İslam başka dünya görüşlerinin canlanması için asla onların değirmenine su taşıyamazdı. Eksikliklerini vahiyle onaramazdı. İslam kendi sistemine uyumsuz hiçbir dünya görüşüyle bu anlamda barışık olamazdı. Onları içine sindiremezdi. Evet, ayet tekrar edecek olursak, biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Burada İslam nedir, nasıl bir anlayıştır, dikkat edilmesi gerekiyor. İslami anlayış, İslami bir sistem neyi emreder? Dikkat edin muhterem Müslümanlar. İslam başka dünya görüşlerinin canlanması için asla onların değirmenine su taşıyamazdı. Eksikliklerini vahiyle onaramazdı. İslam kendi sistemine uyumsuz hiçbir dünya görüşüyle bu anlamda barışık olamazdı. Onları içine sindiremezdi. Allah dilediğini yükseltir, dilediğini alçaltır. Çünkü her bilenin üstünde en iyi bilen Allah vardır. Allah hükmedenlerin içinde en doğru ve isabetli hüküm verendir. Herkes kendi aklınca ince hesaplarla tuzak kurarken Rabbimiz engin ilmiyle bütün tuzakları boşa çıkarandır. Ali İmran suresi ayet 54'ün mealiyle bitiriyorum hutbemi. Allah'ın dinini yeryüzünden silip atmaya çalışan kafirler nice tuzaklar ve planlar kurdular. Ancak Allah'ın da onların bu planlarını hiç beklemedikleri bir anda başlarına yıkacak elbette bir planı vardı.